Peki Gökhan Gönül'ün sakatlandığı pozisyonu ekrana getirerek Sergen Yalçın'dan da e, saha içini en iyi yorumlayabilecek kişi o. Bir sürü bu tip maç oynadığı, Belki talihsiz pozisyonların içinde kendisi de oldu. Yakınını göreceğiz. Gaytan'la girdiği ikili mücadele. Gökhan Gönül'ün kafasını uzatması ve hani kickbox maçlarında olabilecek bir e, high kick denir kickboxta Yüksek bir vuruş bel üstü bir vuruş. Tam yüzünün ortasına ve kısa süreli bilinç kaybı ve Allah korusun televizyonları başındaki herkes başta ailesi olmak üzere Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, Trabzonlusu, Beşiktaşlısı, Bursalısı, bütün futbol severler tüm Türkiye Allah korusun daha vahim bir olay olduğunu zannetti o anda. Hatta Volkan'ın da gözyaşlarına boğulduğu bir kare var. Birazdan onu da ekranlara getirmesini e, rejiden rica edeceğim. E, çok tehlikelidir değil mi böyle pozisyonlar Sergen Yalçın? Valla çok çok ters pozisyon bir defa çok ters pozisyon. Kart gerekir mi bu pozisyonda Gaytan'a? Kontrolsüz hareket olması yani, sebebiyle. hakemin takdirinde kalmış bir pozisyon ama ben çok kasti olduğuna inanmıyorum. Sokaktaki uçan tekme vardır ya uçan evet. tekme atmış yani. Ama yani. Bilal şimdi şöyle bir pozisyon var. Yani çok böyle kasti vurulmuş bir tekme gibi görünmüyor. Değil elbette değil mi? De. Yani böyle kasti vurulan bir tekme olsa direkt zaten kırmızı kart gösterir hakem. Sarı kart bile göstermiş ama göstermez ama topun adam iki oyuncunun pozisyonları topun düştüğü yer e, tabi şeyi hafifletiyor yani hakemin e, vereceği kararı hafifletiyor ha burada sarı kart da gösterebilir hakim. kim diyebilir bir sarı kart gösterse göstermedi göstermedi gösterebilirdi de yani Allah'tan ben de çok korktum bu pozisyonda ya Gökhan'a bir şey oldu diye Volkan'ın bir karesi vardı hazır mı Volkan Demirel'in onu da bir verelim evet göz yaşlarına hakim olamadı Bilgin gün Gökberk Volkan Demirel o anda çünkü bir belirti bekliyorlar, bir yaşam belirtisi bekliyorlar. Anlık bir nefes almama durumu, bilinç kaybı. Allah korusun herkesin aklına o vahim durum geldi. Ya bir de Neyse Gök, ki Gökhan Gönül yani benim hakikaten özel çok abi. sevdiğim bir oyuncu. Ya yani hem çok profesyonel, hem her şeyini veren bir oyuncu. Kimseye bir şey yok sağ içinde. Kaç kimseye tek attığını görmedim. Gerçi burada oyuncunun karakteri önemli değil tabii. Oyun kim olsa olsun olsun Sağlık bir... önemli. Allah, Ama... Allah korusun. Gökhan günün iki defa yüzü tabi herkesi. Yani bir de çok iyi bir çocuk Gökhan Gönül her bakımdan. Yani sahada dışarıya verdiği fotoğraf bu. Hiç tanımıyorum. Volkan da zaten genelde böyle biri. Duygusal biri. Bu Volkan... sakatlık pozisyonunda 2-1'di durum. Doğru hatırlıyorum değil mi? 2-1 yenik durumdaydı Fenerbahçe. Sonrasında geldi gol. Teknik olarak da etkilemiş olabilir yani mi? Ya da moral bozukluğu olarak. Gökhan Gönül kendi pozisyonunda dünyadaki 3-5 bekten biri veya 5-6 bekten biri. Nasıl etkilemez yani? iyi bir oyuncu yani. Sırf Fenerbahçe için değil. Avrupa'daki önde gelen 5-10 oyuncudan biri kendi mevkisinde veya 5-6 oyuncudan biri. Tabii Yalnız şu var yani. tabii. Gökhan Gönül oynadığı oyunda kaldığı süre içerisinde gerçekten çok iyi oynadı. İyi oynadı. Gökhan çıktıktan sonra 3. golü yedi Fenerbahçe. Evet. Ve golü yediği pozisyonu bir ağır çekim tekrar gösterirsek. 3. golü bir ekrana getirelim İlbey. Orada çok ciddi çok ciddi sorun var 3. golde. Bekir girdi yerine. Çok yerine. Çok ciddi sorun var. Üçüncü golde çok ciddi defans evet. hatası var. Duralım yalnız bir yerde. Sen evet. söyle duralım. Biraz daha devam edelim. Oynatalım şimdi yavaş. Evet. Biraz geriye alıp, biraz, biraz geri alıp duruyoruz. Biraz geriye alıp, geri alıp duralım burada. Çok ciddi burada defans hatası var. Biraz daha geriye alalım. Bak şimdi duralım böyle. Şimdi duralım. Şöyle duralım birazcık. Şimdi Benfikalı oyuncu topa vururken Bekir, Cardoso oynayan Bekir değil mi? Evet. Cardoso'nun yanındaki Bekir. Evet. Biraz daha gidelim. Biraz daha gidelim. Biraz daha gidelim. Biraz daha gidelim. Böyle duralım. şimdi Böyle duralım şimdi. Bak. Bekir görüyor musun? Kaçırdı. Abi nereye gidiyorsun? <laughs> nereye gidiyorsun abi? Öyle değil mi? Nereye gidiyorsun? Bak biraz daha devam et. Biraz daha devam edelim. Biraz daha devam edelim. Biraz daha gidelim. Burada Offside diye çıkıyor ee, ama. Hayır hayır. Biraz... Offside diye çıkmıyor. Bak. Dur, duralım böyle bir. Offside <laughs> diye çıkmıyor. Şimdi ben şu adamı görmeye çalışıyorum. Cezaların üzerinde bir tane perlikalı şey. var. Büyütsene görüntüyü. Bunu görüntü. biraz büyütebiliyor musunuz görüntüyü? Ceza alanının üzerinde bir tane Benfica'lı var. Bak bunun arkasında bir tane şu ceza alanının üzerinde tam çaprazında bir Benfica'lı oyuncu var. Bu açı daha iyi bir açı. Hayır arkadaki kırmızı dışarıda kırmızı. Ha, ah, ah, ha, ah. ha, Demin göründü o kırmızılı oyuncu. Biraz gel geriye. Biraz daha geriye gel. Biraz daha gel. O kırmızılı oyuncu göründü demin. Biraz daha gel. Biraz daha gel. Gel gel. Biraz... Yok. Bir... Tamam dur böyle. Böyle dur. Şimdi şu, şu kırmızılı oyuncu var ya cezaların üzerinde duran. Yayın üstünde. E, yayın üstünde duran. Bekir o kırmızılı oyuncuya çıkıyor. Esas. Vurur mu diye. Tabii oraya çıkıyor. O top oraya gider diye. Ya sen ceza alanın içinde altı pasın içindeki adam bırakıp oraya çıkılır mı hiç? Devam edelim pozisyona. Devam edelim. Normalde bu pozisyon hiç gol olmaz. Bak Bekir oldu Bekir olduğu yerde dursa hiç gol olmaz pozisyon. Bu tarafa değil de yaya bırakacak zannediyor pası verenin. Tabii tabii tabii. Tersini o, zannediyor. Şimdi sabek oynuyorsun. Gökhan olsa çıkmaz oraya. Çünkü 6 pasın içinde ki oyuncu mu tehlikelidir? Yayın dışındaki oyuncu mu tehlikelidir? Bu güzel yorum yani. Galiba bunu bilmiyorum. Başka bir bu olmadı pozisyonda. Kez, i̇lk kez Sergen Yalçın yorumu. Doğru söylüyorsunuz. E zaten o da Sergen'in farkı. Hayır istiyor. bak şu pozisyon. Şimdi şu pozisyon o ne bak. Şurada, Bilal, şurada Bekir'in pozisyonuna bak nerede? Bekir nerede duruyor? Öyle değil mi? Duralım böyle gitmeyelim. Şimdi herkes yerinde kalsa pozisyon gol olur mu? Olmaz. Koyalım Net. Yani, yani, anlat, bu kadar basit yani anlatmaya çalıştım bu aslında. Yani Bekir kalsa olduğu yerde pozisyonun gol olma ihtimali hiç çok zaten. Doğru. Bekir kendi kendine oradan e, ne düşündüyse artık bilmiyorum çıkmaya çalışınca e, Kardozo bomboş topu alıp zaten çok basit bir vuruşla e, işi bitiriyor. Bu da Fener artık bundan sonra Fenerbahçe'nin de yani artık açılmak durumunda, pozisyon aramak zorunda. Yapacağı fazla bir şey yok. Evet. değişik bir bakış açısı getirdi Sergen Altın Fenerbahçe'ye 3. gole. Gökhan'ı bir dinleyebilir Ser miyiz? Sergen'e katılıyor musun? Ben neredeyse dese katılıyorum Sergen. Yani bu pozisyonda katılıyorsun değil mi? %100 katılıyorum. Artı sizin dediğinize de katılıyorum. Kimse yorumlamadı bu golü böyle Türkiye'de. Yani 48 saati geçti süre. Bir tek Sergen Yalçın bu açıdan doğru grup Ben senden rica edeyim abi Sayın Sergen sen gene ona Sergen'e katıl. Bana katılma. Ben daha iyi hissediyorum. Sergen'i doğruladığınız için size katılıyorum. O Yoksa olsun, niye katılıyorsunuz? Ya böyle iyi ben tek başıma daha çok seviyorum. Yani. Peki Gökhan Gönül Fenerbahçe televizyonuna neler demiş? Yaşadığı pozisyonla ilgili ve sonrasında gelen mesajlarla ilgili o zor anlarla ilgili bir dinleyelim. Başta i̇şte bir pozisyonda suratıma işte o darbe alınca birkaç dakika bir bilinç kaybı yaşadım. Yani zaten hatırlamıyorum hiçbir şey hatırlamıyorum. Gözlerimi açtığımda zaten hastanedeydim. Hani yine ben hani gözlerimi açmışım yine sahanın içinde falan ama hiçbir şey oraları hiç hatırlamıyorum. Ama hastanede kendime geldim orada ya bu kadar üzülmedim. Sadece ya kendim için üzülmedim. Skoru sorduğumda 3-1 olduğunu söyleyince doktor ona çok üzüldüm. E çünkü çok istiyorduk final oynamayı. Birçok sebepler vardı bizim final oynamamız için. Tarafta ara hediyemiz, hocamıza hediyemiz, bizi sevenlere bir hediyemiz olacaktı. Devre arasında bazı sorunlar yaşandıktan sonra hocamıza kulüp için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı dahi söz vermiştik. Onu bu şekilde tuttuk. Zaten istifa etmişti biliyorsunuz. Ben ne olursa olsun sözümüzü yerimize getirdiğimi düşünüyorum. Çünkü her şeyimizi verdik. Ligi sonuna kadar kovaladık. O EFA'da yarı final oynadık. Türk insanı böyle durumlarda aslında birleşiyor. O beni sevindiriyor. Çünkü dediğim gibi sadece kendi taraftarımız değil, farklı takımlar tutan taraftarlar bile bana mesaj attı. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Çünkü hani bir tarafınızda tamam Fenerbahçe e, aminemi var ama bir tarafınızda da e, Türk bayrağı var. 3 kupayı sonuna kadar götürdük. Artık tek bir kupa kaldı. Türkiye Türkiye Ligi biraz zor artık bu saatten sonra hatta imkansız diyelim. Ama tabii yine de sahaya çıkıp elimizden gelen her şeyi yapacağız.